Sizlerle dolaba koyduğum karnıyarık patlıcanları pişirdim fırında. Yağda yapmadan fırında yapmıştım. Öyle bir videom var zaten. Buzluğa attığımız malzemeleri nasıl tüketiriz onu göstermek istiyorum. Çünkü hep yaparken sizlere video çektik ama şimdilik de tüketirken nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Buzluktan gideceğim, karnıyarıkları getireceğim, pişirdiğim karnıyarıkları sizlere nasıl yapılacağını göstereyim. Şimdi bunları göreceksiniz. Buzluğa böyle attık. Şimdi tepsime koyacağım kabımın içerisine. Orada yumuşayacak. Domatesim de öyle. Bunları da buzluğa atmıştım. Bunlar da çözülüyor. Bir taraftan şimdi kıymamı tavaya koyayım. Kavururken içini hazırlayayım. Bu arada da tabii ki patlıcanlarımızın kendiliğinden çözülmesini bekleyelim. Buraya koydum gördüğünüz gibi. Birazcık böyle beklediği zaman zaten hemencik yumuşayacaktır. Kenara bırakayım. Ve 250 gram kıymamı tavanın içerisine boşaltıyorum. Bir taraftan soğanımı doğrayacağım. Kıyma kavurmasını bu şekilde hazırlayayım. Çok yağ koymayacağım. Çünkü kıymam yağlı bir kıymaymış. Onun için az bir zeytinyağıyla pişireceğim. Yalnız bunu yaptığımı size daha önce yine söyledim. Yağda kızartmamıştım. Bunu fırına atmıştım. Fırında kızartmıştım. Çok lezzetli olacak böyle. Yine buzluktan doğradığım biberlerimiz var. Böyle buzlu buzlu. Hemen içerisine şu şekilde atıyorum. Hazır doğranmış. Burada bekletirseniz kararır. Hemen sıcağın içerisine koyduğunuz zaman sanki yeni doğranmış gibi görürsünüz. Bunu da tekrar böyle kapatıp buzluğuma koyuyorum. Yazın böyle yaptığım şeyleri sizlere bunun için göstermek istedim. Hep buzluğa nasıl konur videolarımız var. Bir de buzluktan çıkartıp nasıl yaptığımızı göstermek istedim. Karnıyarığı nasıl yapacağız onu size anlatmaya çalışıyorum. İki tane de orta boy sarımsağımız var. Kıymam biraz kavrulduktan sonra içerisine sarımsağımı da koyuyorum. Ve domatesimizi de bu şekilde. Yazınki lezzetler bambaşka oluyor. Şimdiki inan aldığım domates ikinci gün çürüyor. Bir tuhaf oluyor. Hiç lezzet bile yok. Onun için paramızı verip de şimdikten onları ne alın ne de tüketin derim. Eğer yazın alıp da dolaba koyduysanız bu şekilde şöyle kullanabilirsiniz. Şöyle de koyuyorum. Bir taraftan hemen kıymam hazırlansın ki karnıyarığımızın içerisini dolduralım. Kıymamız kavruldu artık. Tam kıvamında. Bir kaşık pul biberi, birazcık da karabiber attım içerisine. Onu da söylemeyi unuttuk. Başka da hiçbir şey koymadım. Sarımsağını, soğanını, her şeyini, domatesini doğradık. Güzel bir şekilde kavurduk. Tamamdır. Buzu çözülen karnıyarıklarımızı hemen pişirme kabımızın içerisine aldık. Bir taraftan kıymamızı güzelce içerisine dolduruyoruz. Bu şekilde. Böyle dolduracağız. Bunu da yazın böyle koyduğum zaman gerçekten kışın mevsimi olmadığı için yapması güzel oluyor. Hemen yanına bir pilav, bir salata, bir de çorba varsa olur, olmasa da olur. Güzel bir yemek meydana gelir yani. Menümüz tamamlanmış olur o zaman. Bu kadar. Çok basit. Hepsini içerisine koyuyorum. Üç kişilik.
Biraz koydum sanırım. Biraz daha oraya iletelim. Ne kadar çok olursa lezzeti de o kadar güzel olacak. Biberlerini de böyle koyalım. Üzerlerine domateslerimizi de koyup hemen suyunu hazırlayalım biraz. Fırınımıza atalım. Yanlarına da koysak şöyle tadı da güzel olur. Bir su bardağı su koydum. İçine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Çok az da salça koydum, rengi kırmızı olsun diye. Ne yaptık? Böyle içerisine koydum. Kapağını kapatacağım. 180 derece olan fırınımın içerisine atacağım. Böyle pişmiş olacak. Karnıyarın yanına bir de şehriyeli böyle güzel erişteli pirinç pilavı yaptım. Gördüğünüz gibi. Bu da hazır. Kenara alıyorum. Ve sıcak. Ve pişirdik. Karnıyarı tamamdır. Gördüğünüz gibi. Şöyle koy, eğerek size göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Benimle kalın.